Arkadaşlar merhaba, Tarih Budur'un yeni videosuna hoş geldiniz. Bugünkü konumuz biraz daha geniş bir konu. Emre ve Burak'la beraberiz. Merhabalar. İyi akşamlar tekrar herkese. Bugünkü konumuz deniz hakimiyeti ve coğrafi keşifler süreci. Nedir buradaki sınırlarımız? Coğrafi keşiflerin başladığı süreçten başlayıp dünyayı değiştiren İngiliz hakimiyetine kadar devam etmeyi planlıyoruz. İktisadi ve siyasi ve kültürel yönleriyle konuyu ele almaya yavaş yavaş çalışacağız. Burak, nedir coğrafi keşifler? Bir iki cümleyle bize özetleyebilir misin? Coğrafi keşiflerdeki özellikle keşif kelimesi önemli. Bir kere keşiften kasıt ne? Elbette ki bilinmeyen, edilmeyen yere birçok insan bu zamana kadar gitmiş. Tabii ki. Ama neden bunlar hiç keşif olarak adlandırılmamış? Çünkü şöyle bir şey var. Burada coğrafi keşifi yapan ünlü denizciler, ünlü seyyahlar, ünlü insanlar bütün dünyaya gittikleri yerleri tanıtmışlar. Ama iyi, ama kötü. Sonuçta bir keşif mantığıyla yürümüşler bu adamlar. Yani yeni yollar bulmuşlar, yeni bilimsel gelişmeler bulmuşlar, yeni ırklar gelmiş. Bu zamana kadar bir sürü insan yeni yeni yerlere gitmiş. Ama hiçbirisi keşif olarak adlandırılmamış. Çünkü bunu dünyayla paylaşmamışlar. Ama coğrafi keşiflerde ilk defa hiçbir zaman insanların gitmediği yerler insanlarla paylaşılmış. Bu yüzden de keşif ismi geliyor bunlara. O zaman bir şey soracağım. Aklıma senin anlattıklarına paralel gelen bir şey. Mesela biliyoruz ki 8. yüzyılda Amerikalıları, yani Amerika kıtasına ilk varan Vikingler. Hatta Anderson. Evet. Kabilenin adı da. Vikingler. Ben sorumu bitireyim mi? Bunlar da yazılı edebiyat. Güçlü olmadığı için mesela bunların aktaramaması ya ve gitmelerine rağmen sanki hiç edilmemiş gibi bir konu oluşuyor. Çok güzel. Şimdi yazı olmadığı için medeniyetten maalesef bahsedemiyoruz. Yani bunlar oraya gittiler, bunların kanıtları var elimizde ama yazılı bir belge olmadığı için tarihsel anlamda biz bunu kanıtlayamıyoruz. Zaten tarihin bilimsel özelliği nereden geliyor? Belgelerinden geliyor. Aynen. Yani bu demek değil ki bunlar ilk defa gitti buraya, ilk defa bunlar keşfetti diyoruz tabii ki de ama ilk defa bunlardan önce gidenler de var tabii ki. Yani beyin kuvvetleri... Ama evet, bir şekilde ilk defa insanları buraları tam böyle çizerek, anlatarak söyleyenler 13. yüzyıl, 14. yüzyıl ama tam anlamıyla 15-16'da gerçekleşiyor bu coğrafi keşifler. Zaten ekonomik etkileri de o zaman çıktığı için biz bunu. Aynen. İki büyük devlet karşımıza çıkıyor burada. İlk baş İspanya ve Portekiz'le başlıyoruz. Diğer devletleri de herhalde Emre daha bunlardan bahsedecek birazcık daha. Sonra... Yani ilk etapta İspanya ve Portekiz'den bahsetmek doğru tabi ama bunların arkasında da İtalya'daki siyasal olmasa da bir insanlar tarafından destek var. Burjuvazi'nin gelişimi yani burada. Ya tam olarak Burjuvazi de denilebilir mi o dönemde emin değilim ama yani yine aynı ayarda. Şimdi benim Burjuva'dan kastım. İtalya'da biliyorsunuz Roma dönemindeki kaleler bir süre sonra şehirleşiyor ve şehirleştikçe buradaki bey veya lord diyebileceğimiz kesimin zenginleştikten sonra kendine yeni mecra aradığı ve bu mecrada kâşiflere verdiği paralardan bahsediyorum. Hani bunlar da coğrafi keşifleri bir süre sonra destekleyen kısımlardan değil mi? Evet doğru ama bu adamların her ne kadar geliri ya da zenginliği çok olsa da devlet kadar ya da hükümdarlar kadar değil. Yani biz burada genelde krallar ve kraliçelerin ekstra bir destek kaynağı ayırdığını biliyoruz. Özellikle kâşiflere. Genellikle işte Castellon kraliçesi, işte ne bileyim Portekiz kralı gerçi pek destek vermiyor ama daha sonraki kişiflere destek verecek. Şarken biliyoruz mesela. İmparator Şarken inanılmaz bir destek veriyor bunlara. Özellikle Magellan'la Delcano'yu direkt o yolluyor. Şarken yolluyor. Evet, İmparator Şarken yolluyor. Peki, yani kutsal sen, buna gelmiyor İmparator. Peki sen neyle başlatırsın bu süreci? Kimle başlatırsın? Ya şimdi kaynaklarda okuduğum zaman Portekizli bir denizci var. Bu adamın ismi Henry. Aslında evet, ilk baş Henry bu işi başlatıyor ama şimdi biliyorsunuz Marco Polo diye bir adam var. Evet. İtalyan bir seyyah. Anadolu'ya kadar geliyor mesela. Çin'e gidiyor. Anadolu'da en sevdiği şehir Sivas. Şimdi Marco Polo abi o kadar yere gitmesi imkansız. Ama dediklerinin hemen hemen hepsi doğru. Ama şeye gitti. Demek ki şeyden eminiz değil mi? Çağatay Hanlığı'na gidiyor. Kubilay Hanlığı'na gidiyor. Kubilay Hanlığı'na pardon. Kubilay'ın hizmetinde hatta. Evet. Zaten Papa'nın mesajını Kubilay Hanlığı'na iletmek için o yola çıkıyor. Ve en son Kubilay Hanlığı'na Çin'e geliyor. Yani Marco Polo'nun doğunun zenginliklerinden bahsetmesinden sonra işte yavaş yavaş o 1200-1300'lü yıllarda bu olay başlıyor diyebiliriz. Ama ilk defa Henry adında bir Portekizli kaşifle başlıyor. Ama
Biz bu olayı hani gerçekten keşif manasında Christoph Kolomb'la başlatıyoruz aslında. Christoph Kolomb, Amerika'ya ayak bastın madem Christoph Kolomb'la başlatıyoruz süreci. Şimdi Christoph Kolomb biliyorsun dünyanın yuvarlak olduğuna inanan kişi ve Portekiz kraliçesi, pardon özür dilerim, İspanya'daki Castellon kraliçesi Isabella'dan yardım alıyor. Aslında önce Portekiz kralından yardım istiyor ama Portekiz kralı kendisini finansal olarak desteklemiyor. Ondan sonra Isabella destekliyor ve kendisine hükümdar temsilcisi unvanını veriyor. Dünyanın yuvarlak olduğunu düşündüğü için gitmek istediği yer aslında Hint takım adaları. Ya da Hindistan'a gitmek istiyor diyelim öncelikle. İzlediği rotada pusulasının bozulması sonucu gemisi bir yöne sürükleniyor. Ve bu sürüklendiği yönde bugünkü Küba ve Haiti bölgesi. Ve oraya ilk defa ayak basıyor ama kendisini Hint takım adalarına geldim zannediyor. Peki neden Hint takım adaları hedefinde? Çünkü şöyle bir şey var. O dönemki dünyanın iki önemli büyük ticaret yolu var. Bunlardan bir tanesi İpek, diğeri de baharat yolu. Baharat Avrupa için kritik önemli bir malzeme. O dönemde işte saklama koşulları vesaire falan çok olmadığı için yemeklerde saklamak için, tad için baharat kullanılıyor. Artı ilaç sanayisinde baharat çok önemli. Yani i̇şte, saklamak daha önemli bir ön planda. Tabii yani. Ama ilaçlarda da kullanılması yine hayati bir öneminin olduğunu bize göstermesi. Mesela Osmanlı zamanında baharat tüccarları Osmanlı Devleti'nde geliri en yüksek grup. Mesela kadınlar falan, çocuklarını falan baharat tüccarlarıyla evlendirmek isterlermiş. Çünkü gelir çok fazla. Yani hem gelir fazla hem de hayatı önem taşıyan bir malzeme. Osmanlı deyince ben de şu katkıyı yapmak istiyorum. Neden Hint takım adalarına gemiyle gitmeye çalışıyor batıdan? Aslında Akdeniz'den biliyorsun, İspanya'dan, Portekiz'den, herhangi bir Akdeniz ülkesinden gelin. Osmanlı'nın uyguladığı vergi miktarı çok yüksek. Ya Osmanlı diyemeyiz bu kısma. Şimdi burada ticarette Osmanlı dışında bir de Venedik etkileri vesaire de var. Hani birden fazla el değiştiriyor. Yani, Venedik'te bir... vergi veriyorsun. Aynen. Sonra Osmanlı'da vergi veriyorsun. Sonra doğuya geçerken Safeviyi kullanıyorsun, orada vergi veriyorsun. Ve yani ben şunu da söyleyebilirim. Osmanlı gümrük kapıları açısından çok etkileyici bir idareye sahiptir. Hani hangi maldan ne alacağını bilir. Bununla ilgili kendisini güncel tutar. Günceller sürekli Osmanlı. Bu yüzden hani adam aslında masraftan kaçmak için yol uzatmayı göze almış durumda. Ya bir de şöyle bir şey var. Osmanlı Devleti'nde izinli korsanlık denilen bir kavram var. Ya bu şöyle bir şey. Osmanlı hükümdarı sana izin verirse eğer denizlerde korsanlık yapabiliyorsun. Diyor ki atıyorum Müslüman bandıralı gemilere saldırma. Ya da mesela Fransa'yla bir kapitülasyon antlaşması var. Fransa'ya saldırma. Ama onun dışındaki bütün her yeri saldırıp yağmalayabilirsin. İzni veriyor korsanlara. Bu adamlar gözüküyor yani. Evet. Ve bu adamlar korsanlardan da çok çekmiş. Yani tabii aynı zamanda. Ha, diğer yolda korsan var mı yok mu onu bilmiyorlar. Ama denemeye de gerçekten sıkılırım. Christoph Kolomb ilk olarak Amerika'ya yani Küba ve Haiti'ye adım attığı zaman manzarayı umumiye yani karşısında gördüğü şey nedir abi? Ya şimdi orada oranın yerlilerine denk geliyor ve bunları Hintli zannediyor. Hani çok komik hikaye bence. Bunları Hintli zannediyor. Adam yani Hindistan'dan ve Hintlilerle karşılaştığını zannediyor. Ve Hintçe bilen bir tercüman var yanında. Özellikle İspanya'dan almış demiş ki orada konuşursun. Yani şey gibi. Şimdi Christoph Kolomb bu diğerlerinden ayıran şöyle bir şey var. Mesela Christoph Kolomb içlerinde en maceracı ruhlu ama en çok da parayı seven. Yani buradaki keşiflerin yine biz yani bağlamak istemiyorum ama her zamanki gibi paraya bağlıyoruz. Ama Christoph Kolomb'un şöyle bir düşüncesi var. Birazcık daha Avrupa için düşünüyor. Sadece İspanya, sadece Portekiz, İspanya, İtalya özelinde değil. Yani bütün Avrupa'ya yeni bir gelir kapısı oluşturmak için de ve aynı zamanda da düşünün yani şimdi bu zamanlarda dünyanın yuvarlak olmadığını inanan inanılmaz derecede insan var. Galileo'yu saygıyla anlıyoruz. Evet. Kilisenin acayip bir etkisi var burada. İşte skolastik düşünceyi yıkmaya çalışıyor aynı zamanda. Dünya düz teoremi vardı yani 1500 yılların başında. Gerçi 2000'li yılların başında. Ama hem bilimsel hem de ekonomik manada buraya gidiyor. Bir de şöyle bir şey daha var. Bildiğim kadarıyla bir misyonerlik faaliyeti de var Christoph Kolomb'un. Yani dini de yaymaya çalışıyor. Burada küçük bir bilgi daha verelim. Bir genel kültür köşesi açmış olalım. Bildiğiniz gibi Amerikan yerlilerine de Indians geliyor. Hintlilere de İngilizce'de Indians
deniyor. Evet. Tek sebebi Christoph Kolomb'un buraya gittiği zaman insanları Hintli sanmaz. American Indians, Indians diyor Amerika'da. Hintliler olarak hala kafalarında aynı şekilde geçiyor. Aslına bakarsanız o zaman da Avrupa'da değerli maden sıkıntısı çok fazla yapılmadan önce. Hani bunun sebeplerinden de devletler, özellikle İspanya, bu devlet mesela Nibul Savaşı'ndan sonra çok büyük bir fidye vermek zorunda kaldılar. Hani geride kalan şövalyeler için belli bir fidye vermek zorunda kaldılar. Onun için değerli altın sıkıntısı var. Hatta anlatılan kadarıyla kiliselerdeki şamdanların da eritilip para basıldı. O özellikle papalığın istediği evet. bedelini vermek için, tabii o dönemde papalığın siyasal etkisi anormal. Hani adam cat dese bütün krallıklar emrine dizilmiyormuş gibi bir dönem oluyor. Zaten bunun da yıkıldığı dönem coğrafi keşiflerle başlıyor. Başka bir hakimiyet alanı buldukları anda başlıyor. Christoph Kolomb ilk Amerika'ya, yani bahsettiğimiz noktalara ayak bastığı zaman yerlerin üstünde bol miktarda altın görüyor. Kolomb'un güzel yerden getirmiş olanı. Ve bunlar için hani sanki bir çocukla ticaret yaparmış gibi bir konuma getiriyor. Yani sen bana bir tane altın ver, bak ben sana 10 tane cam boncuk vereceğime getiriyor bu konuyu. Ve bu şekilde birçok altın da alıyor. Bunu alabiliyor olması, buradaki yerli kabilelerin medeniyetten uzak olduklarına bir gösterge midir? Şöyle bir şey, barutun ateşli silahlarda kullanılmasının etkisini burada çok görüyoruz. Evet. Christoph Kolomb gerçekten sağlam bir teçhizatla gidiyor o zamana göre, oraya göre. Buradaki medeniyetin gelişmemesinden kısmı şöyle diyebiliriz. Yazı gerçekten gelişmediği için medeniyet yok diye kabul ediliyor. Ama ben bu görüşe katılamıyorum. Şey var, nasıl diyeyim, şimdi birazdan işte Aztek ve İnka uygarlıklarından bahsedeceğiz. Şimdi sen diyorsun ki yazı olmadığı için hani kabul etmiyorum ama mesela Aztek ve İnka'yı nasıl biliyor herkes? İnanılmaz binalar yapan, değil mi? Mimaride etkili olan şeyler biliyoruz ama mesela tekerleği bile icat edememişler. Evet. Ki tekerlek milattan önce 3000'lerde Sümer'de icat edildi. Yani bu adamların ciddi manada gelişme anlamında sıkıntıları var. Ama onu da tam olarak söyleyemeyiz ki şimdi. Adamların gerçekten de bir mimaride ileri seviyediler. Matematikte. Yani geometride. Orada da şöyle bir araya girmek istiyorum. Mesela astronomi gelişmemiş, astroloji gelişmiş. Evet. O yüzden de matematik gelişmemiş. Orada bilgilere bir dikkat etmek gerekiyor. Ben de seni şöyle uyarayım. Mimaride gelişmek için matematik bilmek zorundasın abi. Ya, yapamazsın bu hesaplamayı. Evet, yani ne bileyim bilmiyorum hani matematik, geometri tabii ki de çok önemli o binaları yapmak için. Ama şimdi siz 3x2-6 seviyesinde matematikten bahsetmiyoruz biz. Tabii ki bahsediyoruz. Şimdi siz bu uygarlıkların bir Mısır kadar, matematiği kadar, bir Sümer matematiği kadar ki bunlardan 3000-4000-5000 yıl önce çalışmışlar. Ya ben bir şey tutmuyorum zaten bunları mukayese. Evet, ya ben onlarla bir mukayese ettiğim zaman şey yapıyorum. Yok. Ya da şöyle diyeyim size yani o dönemki Avrupa'nın matematiği bunlardan çok çok önemli. Zaten o dönemki Avrupa'nın matematiği Mısır, Roma'dan başlayıp, Sümer'den başlayıp, sonrasında Doğu'da Çin ve Arap dünyasında, Fars dünyasında gelişip tekrar Avrupa'da geçmiş başlayan bir matematik var. Tarihsel olarak, tarihi söyleyeyim, 1451-1506 yılları arasında oluyor bu Christoph Kolomb'un maceraları. Benim söylemek istediğim tek şey, hani oradaki medeniyet çizgisinin farklı olması, bunların bize göre medeniyetsiz olmalarını gerektirmez. Onların kendi içindeki hayatlarında bunlara ihtiyaç duymamalı. Zaten bilinen dünya nerede oluşuyor o dönemde sadece? Avrupa oluşuyor. İşte Afrika, Orta Asya. Hani bile 4'te 3 yok. Sudan'dan güneye o dönemde. Orta Asya bir bölgesi yani. Mali falan var sadece. O Mali'de şey Kanka Musa neyse. Konuya dönelim, karıştırmayalım daha fazla. Burada ciddi manada bir altına hücum süreci başlıyor değil mi? Evet. Yani bir de şu durum var. Zaten Batı o dönemde her türlü bir şekilde doğuya bağlı ticari ilişkileri çok fazla çünkü hani Avrupa dediğimiz yerde tavuk yetiştiremezsin. Çok basit bir şey bak hani tavuğu nedir? Toplu kitleleri yani beslemek çabuk için, çabuk doyurmak için yapılan bir şeydir. Ama Avrupa'da tavuğu yetiştirecek bir ortamın yok. Yani onun için sen mecbur bir şekilde Mısır'dan bir ticari partnerliğin olmak zorunda. Yani Mısır'dan bir mal alman gerekiyor. Bunda hani mecbur bir ticaret veya menkul bir mal vermen gerekiyor. Bunun için altın arayışında insanlar. Yani altına hücum mantığı Avrupalıların coğrafi keşiflerle Christoph Kolomb gidip geldikten sonra daha da hızlanmasına fırsat veriyor. Evet. Diyebiliriz. Peki Burak sana şey sorabilir miyim? Bir şey diyeyim ona. Özellikle bu dönemde dünyada merkantilizm rüzgarları esmeye başladı. Merkantilizm ne? İthalatın yapılmadığı, ihracatın yapılmadığı
bir ekonomik yapı. Burada da dışarıdan ne geliyor? Altın geliyor. Yani kasadan altın çıkışı en az ama kasaya altın girişinin en fazla olduğu bir ama ekonomik yapı. Bir süre sonra alım evet. gücü de bununla beraber zarar olacak. Buraya enflasyon yaşanacak. Buraya geleceğiz evet. İspanya'ya. Sormak istediğim soru, Christoph Kolomb'dan kısaca bahsettik. Sonrasında hani şiddet eğiliminden falan da mutlaka bahsederiz Aztek İnka uygarlıklarına karşı. Vasco da Gama ve Magellan gibi iki ismimiz daha var. Bunlardan bahsetmem mümkün mü bize? Şimdi Vasco da Gama'dan bahsetmeden önce Bartolomeo Diaz'dan bahsetmemiz gerekiyor. Bartolomeo Diaz ya da Bartolomeo Diaz bu adamın ismi. Şimdi Bartolomeo Diaz aslında ümit burnunu bulan ilk kişi. Ve Avrupa'ya yeni bir yol açan kişi aslında. Burak, bize biraz Ümit Burnu'ndan bahsetsene. Nedir hikayesi, önemi nedir buranın? Şimdi Ümit Burnu, Portekizli kaşif Bartolomeo Diaz tarafından keşfedilen bir liman aslında. Gerçi şöyle diyebiliriz buraya. Ümit Burnu adı ilk başta Ümit Burnu değil, Fırtınalar Burnu. Şimdi Bartolomeo Diaz... Aslında var zaten. Evet. Keşfedilmekten kastım. Zaten burada yaşayanlar var. Ya burada yaşayanlar var ama dünya daha burayı bilmiyor. Yani keşfedilmek doğru yani. Orada yanlışımız yok. Şimdi Bartolomeo Diaz gemisiyle yola çıkıyor ve kıtayı çok fazla uzaklaşmadan hani kenardan kıyıdan takip ederek kıyıdan Afrika'nın Natal şehrine geliyor. Afrika, Güney Afrika'da. Buraya geldiği zaman bir yani buraya geliş şekli şu şekilde bir akıntıya yakalanıyor gemisi. Ve buraya sürüklenerek geliyor. Ve bundan dolayı buraya Fırtınalar Burnu denmiş. Ama Portekiz Kralı 2. Jean diyecek ki neden buraya Fırtınalar Burnu diyoruz ki? Bu burnun sayesinde bizim bütün hani geleceğimiz değişti. Bence burası Avrupa'nın yeni yeşeren ümitlerinin bölgesi yeri olduğu için buraya Ümit Burnu diyelim diyorlar. Evet. Bu şekilde bir hikayesi var. Yani Bartolomeo Diaz Ümit Burnu'nu ilk defa bulan kişi olarak tarihe çıkmış, geçmiş. Ama esas olay bundan sonra başlıyor. Çünkü Bartolomeo Diaz geri dönüyor Avrupa'ya. Ümit Burnu'na geliyor ve geri dönüyor. Evet, geri dönüyor. Şimdi Bartolomeo Diaz'dan sonra Vasco da Gama adında başka bir kaşif Ümit Burnu'ndan da ileri gitmek istiyor. Ve bunun için Ümit Burnu'na geldikten sonra burada Ümit Burnu'nda Kenya'da bir kaşif alıyor Kenya'da. Bu kaşif bir Arap kaşif. Daha doğrusu biz buna yol gösteren birisi diyebiliriz. Rehber. Rehber diyebiliriz. Ümit Burnu'ndan sonraki kısmı aslında bu adam biliyor. Yani Ümit Burnu'na kadar olan kısmı bu kaşif, bu rehber bilmiyor. Avrupalılar biliyor. Ümit Burnu'ndan sonraki kısmı da bu rehber biliyor, Avrupalılar biliyor. Araplar biliyor. Aynen, Araplar biliyor yani burada. Ve bu rehber sayesinde Hindistan'a giden yolu bu şekilde ilk buluyor. Gemi bu şekilde Gama'dan buluyor. Evet. Peki biz hani bu bağlamda biliyoruz. Bir de Magellan'ımız var. Dünyanın yuvarlak olduğunu kanıtladı söylemleriyle bilinen. Magellan'dan da hemen çok kısa bahsedip tekrar rotamıza geri dönelim istersen. Şimdi Magellan'la ilgili şunu söyleyebiliriz. 1519'lu yıllarda mesela 1510'lu, 1520'li yıllarda. Şimdi bu dönemde Kanuni Sultan Süleyman'ın en büyük düşmanlarından bir tanesi İmparator Şarken. Habsburg Hanedanlığı'nın ünlü bir imparatoru Şarken. Habsburg Hanedanlığı burada Macaristan, Avusturya ve Almanya İmparatorluğunu yöneten aile. Doğu kısmında Osmanlı ile bir mücadele içerisinde. Ama adamlar bizle mücadele ederken aynı zamanda da yarın öbür gün bir şey olursa bir kaçış yolu ya da ne bileyim en kötü bir şey olmasa da hani bize bilimsel bazı şeylere önayak olalım hissiyatıyla Magellan ve yardımcısı Delcano'yu destekleyen kişi İmparator Şarken. Şimdi yani Magellan... buna gerçekten yine maddi açıdan, maddi olarak bakabiliriz buna sadece. Yani Magellan'a desteklemesine, hayır Şarkin'in desteklemesine. Tamamen maddi olarak bakabiliriz yani bir adamın hani bir altın ihtiyacı var çok fazla Avrupa'nın o dönemde. Böyle demek daha doğru olmaz mı? Yani buradaki hani yollamasının sebebinin altın olup olmadığını tam olarak söyleyebilir miyiz bilmiyorum. Çünkü bununla ilgili pek fazla bilgim yok. Tabii. Ama pusulasını takip ederek aynı yönde giderse başladığı noktaya geri döneceğini düşünüyor. Ama böyle bu şekilde de dünyanın yuvarlak olduğunu kanıtlayacağını düşünüyor. Basit bir çerçeveden bakarsak
Doğru bir cümle. %100 doğru bir cümle. Aynı yerden gidersen başladığın yere dönerim. Evet. Yani. Mantık olarak doğru bir cümle. Galileo'nun bu dönemdeki, Kopernik ve Galileo'nun bu dönemdeki iddiaları, daha tabii önce Galileo başlıyor, sonra Kopernik devam ediyor ama destekleyen bir deniz hamlesi. Evet. Bu arada biz tekrar genel kültür notu penceremizi açalım. Bu dönemde Batı'da dünyanın yuvarlak olmadığı tartışılırken Doğu'da çoktan dünyanın yuvarlak olduğu toplam çapı İslam dünyasında ve Çin'de belirlenmiş, dünyanın çapı hatta ufak kesiratlarla olmakla beraber bir yılın aslında ne kadar süreceği takvimdeki hani şu an kullandığımız miladi takvimin sağlıklı bir şekilde işleyeceği rakamlar çoktan bulunmuş durumda. Hani bunu da söyleyelim. Bu döneme kadar dünyanın yuvarlak olduğundan kimsenin haberi yoktu. Öyle bir şey yok. Çoktan dünyanın yarısı biliyor bunu. Bilinen dünyanın yarısı. Magellan'dan devam edersek. Magellan'ın dünyanın yuvarlak olduğunu kanıtlamak için izlediği rotadan bahsetmek gerekirse, bugün Magellan Boğazı diye adlandırılan bölgeden Büyük Okyanus'a geçiş yapıyor. Büyük Okyanus'a geçtiği zaman buradaki suların çok sakin olduğunu farkına varıyor. Ve bu denizi biz bugün günümüzde Pasifik Okyanusu olarak biliyoruz. Pasifik'ten geliyor. Ondan dolayı buraya Pasifik Okyanusu demiş. Daha sonra Pasifik Okyanusu'ndan Filipinler'e gidiyor Magellan. Filipinler'de karaya ayak basıyor. Karaya ayak bastıktan sonra Magellan sert bir şekilde bölge halkının yine altınlarını almak için ateşli silah kullanıyor. Barutu marutu burada iyice kullanıyorlar artık. Şimdi burada Lapu Lapu denilen bir Müslüman yerli var. Magellan'a inanılmaz derecede bir başkaldırı sergiliyor. Ve Lapu Lapu'nun kabilesinin çoğunu Magellan öldürmesine rağmen Lapu Lapu Magellan'ı Filipinler'de öldürüyor. Şimdi Magellan amacı neydi? Dünyanın yuvarlak olduğunu kanıtlamaktı. Ama Filipinlere geldi, buradaki yerlerde altının bol olduğunu gördü. Bu arada Lapu Lapu'nun Müslüman olduğu çok kaynaklarda okudum ama hani %100 eminim diyemem. Tabii yani net bugün bilgimiz. Ama Filipinler'de çok büyük bir tane de heykeli var mesela orada. Çok bir net bilgim yok bununla ilgili ama Magellan'dan sonra bu yolculuğu Delcano adındaki yardımcısı tamamlıyor. Ve ilk defa burada resmi bir belgede dünyanın yuvarlak olduğunu kanıtlamış. Yani Delcano başlangıç noktasına geri dönüyor. Ve dünyanın yuvarlak olduğu kanıtlanıyor. Tabii. Şimdi bu isimlerimizi bitirdik. O zaman sürece devam edelim. Christoph Kolomb'un birkaç sefer Avrupa'ya gelip döndüğünü biliyoruz. Bu Avrupa'ya gelişlerde İspanya'dan önemli derecede katkı aldığı için İspanyolların bir süre sonra önemli bir maddi kazanç elde ettiğini görüyoruz. Ve bu sırada Christoph Kolomb'un bu bölgedeki medeniyetlere saldırgan tutumuyla hem Hristiyanlığı zorla kabul ettirdiğini biliyoruz hem de zorla altınları aldığını da biliyoruz. Peki bu ekonomik durum, sürekli altın alınması iyi bir şey mi? Şimdi şöyle bir durum vardır. Bir altın tek başına hiçbir değeri yoktur. Hani bunu hepimiz de biliyoruz. Hani altını istersen buraya koy, hiçbir değeri olmaz. Hani senin zenginliğini göstermez. Ama sen onu ileriki dönemde daha çok üretmek için kullanırsan o zaman zenginleşir ülke. Hani bu konuda hani Portekiz'in, İspanya'nın bu tarz bir üretim tarzı bir işlemleri yok. Hani çok fazla bir arz göremiyoruz ülkede. Ama o dönemde İngiltere tamamen toparlanmış durumda, ortak bir pazarı var, yani iyi bir ticaret yapıyor. Zamanla İngiltere'nin veya İtalya, bu dönemde İtalya'da da güzel bir üretim olduğu gözleniyor. Buralara bu altının dağıldığını görüyoruz. Çünkü İspanya'da belli bir dönem sonra bir ekmek için bir altın vermeye başlıyorsun. İki altın vermeye başlıyorsun. Çünkü çok fazla altın var. Çünkü herkeste altın var ve fırıncı, yani gene ekmek örneğinden gidiyorum. Fırıncı diyor ki herkeste bir altın var, nasıl olsa bana bir altın versinler diyor. Eskiden belki de bir altının onda birine sattığı ekmek için. Doğru mu? Bu da bir süre sonra modern dünyada bizim enflasyon dediğimiz şeyi yaratıyor. Yani elinizdeki para alım gücüyle birbirini karşılamıyor. Bu enflasyonun yaratıldıktan sonra bildiğim kadarıyla dünya tarihinde iflas ilan eden ilk devlet İspanya'da, değil mi? Sanırım ben böyle biliyorum. Yani dünya tarihinde ilk kez İspanya iflas ediyor. Çünkü yaptığı yatırımlar, altından kiliseler ve benzeri şeylerle devlet bütçesi artık birbirini karşılayamaz hale geliyor. Ve bu uzunca bir süreç içerisinde, yani 60-70 yıl boyunca sürekli İspanya'ya taşınan altınlar kontrolsüzce
ekonomik girdiler. İspanya'nın aslında sonunu getiriyor. Evet. Ve bu noktada da seni destekleyecek bir konu artık yeni birilerinin sahneye çıkması lazım. Evet. Peki burada özür dilerim araya girdim. Osmanlı'ya bunun yansıması nasıl oluyor? Şimdi biz olayın Avrupa kıtası tarafındayız. Hı hı. Bizim birazcık daha Asya tarafına gelelim. Evet. Osmanlı Devleti'nin kasası bu dönemlerde fena değil. Osmanlı Devleti'nin kasası bu dönemlerde dolu. Aynen. Daha fark edilmiyor aslında. Evet. İlk başlarda 1560'larda 70'lerde daha bunu fark edilmiyor. Yani şöyle bir şey diyebiliyoruz ama bir altınla Portekiz'den bir ekmek alacakken şimdi Osmanlı 3 altın vermek zorunda kalacak. Aynen öyle. Ya bir de şu durum da var. Çünkü dış alımı da pahalanıyor. Doğal olarak. Sadece iç piyasa fiyat artmıyor. Özür dilerim. Mesela Osmanlı'nın en çok etkilenme durumu baharat üzerine olan ticaretler. Yani altın üzerine değil ama hani orada tam olarak Osmanlı diyemiyoruz. Yani Memlükler vardı mesela Osmanlı'nın. Ama başlangıçta sadece Memlükler vardı. Yani işin ilerlediği süreçte acıyı çeken Osmanlılar. Yani ama şu tarihte söylediğimizde Memlük devleti yok artık. Evet. Siz aynen. Artık ama ikiniz aynı şeylerden bahsediyorsunuz. Burak dış piyasada yaratılan enflasyondan bahsediyorsan ticaret yolundan bahsediyorsun. Ben Osmanlı'yla ilgili şöyle bir ekleme yapayım. Genel bilinmenin yanı sana Osmanlı coğrafya işlere katılmıştır. Nasıl katılmıştır? Birinci Süleyman, Kanuni Sultan Süleyman döneminden itibaren belirli kadırgalarla Endonezya'ya kadar gidilmiştir. Kadırgalar. Yani işte asıl altının çizilmesi gereken nokta da bu. Kadırgalar. Hani İspanyollar, Portekizliler, sonra Hollandalılar ve İngiltereliler topu senin alacağın dönemde devreye giriyorlar. Ve gemileri okyanusa daha uygun. Bizimkilerin gemileri uygun değil. Kadırgaların biraz daha büyüterek devam ediyorlar bu işe. Ve kanyon oluyor işte. Kanyon oluyor. Kanyonlar da gene de okyanusa uygun değiller. Kadırgalar yani İspanyol kanyonu ya da Portekiz kanyonuyla bizimkisi aynı değil. Çünkü bizimkinin gemileri kadırga. Evet. O yapıdan geliyor. Akdeniz, iç denizde yaşamaya uygun. Ve açıkçası ama biraz da burada eleştirmemek yok yok eleştirmemek çünkü değil. Biz sürekli limanlara girip çıkan yerlerde şehirlerimiz var. Mesela şeyi, Turgut Reis'in kazandığı muazzam zaferlerinin hepsinde gemilerin çok rahat hareket edilebilir hareket edebilir ve kontrol edilebilir olmasının payı vardır. Hani büyük olmamasının. Ama Hint denizlerinde bu kadar yani Portekiz'in karşısında duramıyoruz. Portekiz bizi biraz hırpalıyor açıkçası. Yanlış hatırlamıyorsam Seyid Ali Reis Hint kıyılarına kadar gidiyor ama donanma hasar görüyor. Ve sonra da altınları da çalındığı için bir 10 küsur senede yürüyerek İstanbul'a kadar dönüyor. Bununla ilgili de bir eseri var değil mi? Evet. Mirabil Memalik. Gezdiğim memleketler ya da memleketlerin aynası. Yani iki anlamı var. Dediği gibi ya hakikaten çok trajik değil mi ya? Bir denizcisin. Karadan yürüyerek yürüyerek lan bir de kitap yazıyorsun. Bari anlat. Evet. Neyse tamam Osmanlı'dan bugün bahsetmeyelim bu kadar fazla. Avrupa'ya dönelim. İspanya iflas etti. Portekiz yavaş yavaş çekildi. Bir boşluk var. Bu boşluğu İngilizler mi dolduruyor? Tek başlarına mı? Hollanda mı geliyor? Nedir bu? Yani burada en basit şeyde yani düşününce kim kazançlı çıktı bu coğrafi keşiflerden en sonunda? İngilizler. Yani burada İngilizlerin Portekiz'in mesela özellikle İspanya ve Portekiz'in üretim yapmamasından çok büyük bir yarar sağladılar. Çünkü kendileri güzel bir üretim yapıyorlar, ortak bir pazarları var, merkezi bir krallık. Böyle de olunca İngilizler için ticaret yapmak asıl uğraş haline geliyor. Çünkü bir de şu durum vardır İngilizlerde, çok güzel bir ticari bir malzeme buldular, yün kumaş. Yün kumaştan hani çünkü bakıyorsun yün kumaşı giyinmek için kullanırsın. Evde farklı şeyler için de kullanırsın. Hani masa örtüsü, tekstil, hani her şeyde kullanırsın. Hani çok ana bir ihtiyaç ve de güzel bir pazar oluşturduğu yani için. Yani kullanırsın mesela. Yani. Evet. Hani. Yani güneş batmayan imparatorluğun temelinin kumaşla başladığını söylememiz çok da yanlış olmaz o zaman. Evet. Kumaşla da gemi diyelim. Hani çünkü ticaret yapmak için. İngilizlerin de bir ortağı var bildiğim kadarıyla Hollandalılar. Yani denilebilir. Bu dönemde Hollandalılar doğuda Hint denizinde daha hakimken İngilizler biraz daha kuzeyde hakim olmak istiyorlar, Kuzey Amerika'da. Hatta bu dönemde Endonezya tarafında yapılan bir savaş var. Ve bu savaşın sonucunda İngilizler kazandıkları için bir bölge satın alıyor, bir bölge alıyorlar savaş ganimeti olarak. Kuzey Doğu Amerika'da bir bölge arkadaşlar aldıkları bölgenin adı New Amsterdam. Nuevo Amsterdam. İşte Flemenkçe'deki adı. İngilizler de diyorlar ki bizim Amsterdam'ımız yok. York. Bizdeki en çok sevilen şehir. New York. Yani şu anda bilinen New York şehri İngilizlerin Hollandalılardan savaş ganimeti almasıyla kuruluyor. Ve de şu durum vardır. Hani İngilizler zamanla şimdi
bir kumaşta tekerler. Şunu da değinmeyi unutmayalım. Gemi yapmakta da çok iyiler. Evet. Ada yani, ülkesi olmasının katkısı tabii, değil mi? Yani bu durumda kumaşta tekerleğini bozmak istemiyor İngilizler. Amerika'da bunun için özellikle pamuk üretimi ve de tütün üretimi yaptırmaya çalışıyorlar oradaki insanlara, yerleşimcilere. Yerleşimcilerin de gitmesinin sebebi, asıl sebep bir tarım ülkesiyken İngiltere belli bir zaman sonra yün üretimine, hani kumaş üretimine başladıkları için çok fazla bir boşluk oluşuyor insanlar bakımından. Hani bu köyleri de ne yapalım? Diğerlerde istihdam edelim. Aynen. Amerika'da istihdam edelim. Bunlar yine çiftçiliklerine devam etsinler diye Amerika'nın ilk fikirleri böyle atılıyor açıkçası. Burada araya bir notlarla girmek istiyorum. İzleyenler için bir not. Avustralya ve Yeni Zelanda'nın kolonileşmesi sürecine burada girmeyeceğiz. Çünkü bu apayrı bir program konusu. Hani o sürece girmek bizi çok daha uzatacağı için onu bir noktada bırakacağız. Tabii. İngilizlerin burada ekonomik olarak bir hakimiyeti ellerine almalarında serbest ticaret fikrinin önemi nedir? Adam Smith diye bir adam var biliyorsun. Bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler ekonomik fikrinin sahibi. Thomas More ve Adam Smith'in ortaya koydukları bağımsız ekonomi yapısı. Burada İngilizlerin nasıl bir katkı sağlar Emre? Yani İngilizlerin zaten dediğin gibi hani belli bir süredir gerçekten de bir ortak pazarları var. Yani sürekli bir ticaret etkileşim kendi içlerinde var. Sen bir dünyaya açılmaya çalışıyorsan senin bir ortak pazar arayışına zaten girmen gerekiyor. Yani senin elinde arzın var. Evet. Ve talep yaratmak zorundasın. İngilizler de bu talep yaratma konusunda bu kolonileri, bu yeni bulunan yerleri kullanıyorlar diyebiliriz. Ama bunu ikinci dönemde desek daha doğru. Yani hani coğrafya kişilerin ikinci dönemde desek önce daha önce yerleşiyorlar, önce tanıyorlar. Yani, hakimiyet süreçleri başlıyor. Ama ilk dönemde asıl hedef altın ve de köleydi. Tabii. Köle ve İngiltere deyince Hernán Cortés'den bahsedebilir miyiz burada? Bahsederiz. Hernán Cortés Meksika'yı buluyor. Yani bugünkü Meksika'yı bulan kişi aslında bir kaşif. Ve Meksika'da bu dönemde Hernán Cortés Aztek uygarlığını tam manasıyla soykırım yaparak ortadan kaldırıyor. Yok ediyor diyebiliriz. Evet, kesinlikle öyle diyebiliriz. Hernán Cortés'in dışında burada birkaç isimden daha bahsetmemiz gerekiyor bu kıtada yapılanlardan, edilenlerden. Mesela Almagro Pizarro ya da Pizarro diye birisi var. O da İnkaları ortadan kaldırıyor. Yani bu dönemde hani siz dediğiniz o medeniyetler ya da ben hayır değil dedim ya bir medeniyetler. O medeniyetlerin coğrafik keşiflerle aslında yok olduğunu biliyorum. Mesela Hernán Cortés gidiyor Aztek uygarlığını ortadan kaldırıyor. Yani ortadan kaldırıyor derken yıkıyor orayı. Kolonisi haline getiriyor. İspanyol ya da Portekiz'in o zaman o dönemde kolonisi haline getiriyor. Yalnız burada aslında dönemin ilk insanlık suçları da işleniyor. Nasıl insanlık suçları? Mesela burada köleler alınıyor, bu kıtadan Avrupa kıtasına getiriliyorlar. Ve sirklerde parayla bilet kesiliyor insanlar. İnsanları izlemesi için. Bir de şöyle bir ilginç var. Evet, bu dönemde bazı şeyler Avrupa'ya geliyor. İşte kakao, patates, domates vesaire evet. Falan filan bu dönemde geliyor. Ama hastalıklar da geliyor. Yani her zaman iyi şeyler değil. Hem zührevi hem mikrobik hastalıklar, cinsel yolla bulaşan hastalıklar demek zührevi hastalıklar. Önemli salgınlar da yaratıyor bu dönemde. Neredeyse kara veba kadar gereksiz bir panik ortamları oluşuyor. Yani bunu karıştırmasın tabii insanlar. Veba bundan çok daha tabii yok. Hani o kadar büyük bir panik ortamı gibi oluyor. Aynen. Yani aslında şunu da söylememiz çok yanlış değil. Biz coğrafi keşiflerden yani yaklaşık 45 dakikada falan şey gibi bahsediyoruz. Hani dünyayı ileriye götüren şenlikli bir ortammış gibi. Sanarsan şey okul gezisine gidilmiş gibi. Ama yani yüzlerce, yüz binlerce belki milyonlarca insan bu süreçte Amerika kıtasında katlediliyor. Önce güneyde Aztek, İnka, Maya uygarlıkları, sonra kuzeyde Kızılderililerin hepsinin katli, Hindistan, uzak doğu adaları. Burada Mayalara ayrı bir parantez açıyordum. Mayaların kendi alfabesi var. Matematikte hakikaten inanılmaz seviyedeler. Yani onlar apayrı bir yerdiler. Aztek ve İnka maalesef onlar kadar gelişmiş bir... Ama Mayalar yapmamış. Ama Maya ya inanılmaz. Amerika'yı da sınırlandıramayız bunu yani. Tabii diyorum ya uzak doğu adalarında veya Avustralya, Yeni Zelanda'da aborjinlerin, polinezlerin de uğradığı katliamlar azuz değildir. Hani evet yeni dünya keşfedilmiştir. Evet yeni dünya parantez içerisinde medenileştirilmiştir. Ancak
karşılığında burada bulunan hemen her şey yerle bir edilmiştir. Yani bunu da söylememiz lazım. Çünkü Christoph Kolomb'un şiddet merakını da biliyoruz. Yani 100-150 adamla gidip on binlerce kişinin kuvveti rahatlıkla elde edebiliyor. Niye? Çünkü barutlu silahları var. Yani düşünseniz abi, gerçekten biz şu anda o kafayla düşünemiyoruz. Hani çünkü o yapıya da çok uzağız. Hep yıllardır bunun içinde büyüdüğümüz için. Bir gemi geliyor. Tamam, hiçbir şeyden haberiniz yok. Bir gemi geliyor. Gemiden iniyor adam. Pasparlak güneş vurduğunda size doğru yansıyor. Bir zırh var metal. Metal öyle işlememişler ki o adamlar. Hiç ihtiyaç duymamışlar. Artık ellerinde başka demir bir boru var. Ucundan ateş çıkarak sana doğru bir şey savuruyor. Yani o onun korkusunu bile biz şu anda hayal edemeyiz. O adam ilk onu gördüğünde yaşadığı korkuyu. Şimdi burada Amerika kıtasından çok bahsettik ettik. Christoph Kolomb dedik. Ama Amerigo Vespucci'yi atlamayalım. Evet, yani Vespucci. Kıtayı adını veren. Ve kıtayı adını veren kişi de Amerigo Vespucci. Amerigo Vespucci kıtaya gittiği zaman aslında ilk katliamları başlatan kendisi. Kendi hatıralarında şöyle bir yazı yazmış. Evet, buraya altın almak için geldim. Ama unutmayın, ilk kanı sizde öldürdüm. Christoph Kolomb'un öldürülmesinden bahsetmiş aslında orada. Ama yani adamı yağmalıyorsun, öldürebilir. Yani, çok da haksız diyor. Hayır, kendini haklı çıkarmaya çalışıyor yani. Ya adamlarda inanılmaz da bir hani ölç alma, ego şeyleri de var. Zaten öyle olmasa da bu kadar zenginlikler şey olmaz. Peki ben bir soru soracağım. Şimdi bugün dünya altın rezervi bakımından İngiltere mesela çok tabii sağlam. Çin mesela çok sağlam, ABD çok sağlam ama ABD falan filan bu dönemde elde etmiyor bunları. Ya da Çin burada elde etmiyor ama İngiltere'nin altını bu dönem. Evet. O zaman diyebilir miyiz İngiltere'nin altını kanlı bir altın? Tabii ki. Değil mi? Dolaylı kanlı diyebiliriz aslında. Yok, ben dolaylı diyemem. Çok net. Yani İngilizlerin Timur torunlarına yaptıklarından tut. Avustralyalılara yaptıklarından tut. Kuzey Amerika'daki Kızılderililere yaptıklarına kadar İngiltere'nin hani şey gibi değil, böyle düşmanlık saçar gibi değil ama İngiltere'nin her kuruşunda, her altınında o kanın olduğunu söyleyebiliriz. Dünyanın en, bence bir zincir yaptığımız zaman en tehlikeli imparatorluk halkası İngilizlerdir. Şu anda sen İngilizceyi iyi konuşabiliyor musun? Konuşabiliyor. Hepimiz bir şekilde konuşabiliyor. İyiden kasıp mesela hayatımızı idame ettirebilecek kadar İngilizce konuşabiliyoruz. Bu bile o kanlı zincirin bence bir parçası. Bunu zorunda hissediyoruz yani. Ya ama bu dönemin biraz daha sonrası değil midir? Hani Hindistan'da böyle bir plantasyonların oluşturması, hani kakao, mako bu tarz şeylerin için. Sonrasındadır da bu kansın bu anlamda. Yani sürekli olarak İngilizlerin, ben buranın söylediğine kesinlikle katılıyorum. Bir de bu devirde birazcık Kanada'dan da bahsetmek gerekiyor. Yani Kanada'da bu dönemde keşfedilen yerlerden. Evet. Mesela John Cabot diye bir kaşif Kanada'nın Hudson kıyılarını keşfediyor. Fransız hakimiyetinde. Evet, burası da Fransız hakimiyetinde. Sonra Jacques Carter'da Labrador bölgesine. Labrador akıntıları, makıntıları vesaire falan çok olan bir yer. O da Labrador bölgesini şey yapıyor. Avustralya önemli dediğimiz. Hatta başka bir... Evet, başka bir derste diyorum. Pardon. Alışkanlıktan başka bir programda onu işleriz. Buradan hani atlamalık istemediğim isimlerden bir tanesi de James Cook. James Cook da Avustralya'yı keşfetmiş. Yani illa ki bir sürü atladığımız isim vardır. Tabii ki. Yani ilk başta önemli olanlar bunlar. Zaten bu sürecin devamında artık İngilizler, Hollandalılardan da bayrağı devraldıktan sonra East Indian Company dediğimiz Doğu Hint şirketiyle beraber İngiliz hükümetinin tüccarlara asker bulundurma hakkı vermesiyle direkt olarak sömürgecilik nedir onu başlatacaklar. Yani artık sadece olayı tek eline alacaklar. Yani. Özellikle 7 yıl savaşlarından sonra Fransa'yı deyince, ekart edince Kuzey Amerika'da da atınca Fransızları. İngiltere'nin sonra tam yükselişi. Afrika bunun en acı verici kısmı. Belçika, İtalya, İspanya, Portekiz, Fransa, İngiltere hepsi Afrika'da ortak bir katliam içerisine girmeyi düşünüyorlar. Burada çok milliyetçi bir söylem gibi gelebilir ama coğrafi keşiflere girmemiş olmasından ben Osmanlı'nın çok mutluyum. O elin kanlı olması o kadar şeye girmemiş olmasından ben çok mutluyum. Yani Osmanlı için birçok şey diyebilirsin ama gidip de bu dönemde bir uygarlığı komple ortadan kaldırma, soykırım yapma,
vesaire bunlardan mesela Osmanlı hiçbir döneminde böyle bir şeyden evet, bahsedemezsin. Aynen. Yani yoktur o. Böyle bir alışkanlığı yok. Ya da ben eminim ki eğer Osmanlı Devleti katılsaydı coğrafi keşiflere istimalat politikası Amerika'ya kadar götürür yani. Ve bak ben şundan da emin, senin söylediğin benim kafamda şey. Osmanlı eğer coğrafi keşifleri yapsaydı biz Güney Amerika'lı vezirleri, sadrazamları takmışlar olurduk. Ben çok net söyleyeyim. Niçin? Ben Kolombiya'dan gelirler diye bir şey olurlar. Sonra kahve açarlar bilmem. Neyse güzel bir program oldu. Evet. Hem bizi izleyecek olanlara şimdiden teşekkür ederiz. Evet. Eğer beğenirseniz beğenmeyi unutmayın. Sağ ve Stefan'ın abone ol tuşu yok. Biz de öyle şekilde de gene Instagram'dan her haftaki konu anketlerimiz devam edecek. Konu başlıklarını sizlerle beraber belirlemek istiyoruz. Ben Furkan Özürek, Emre Kurada ve Burak Çevik'le beraberiz. Kamera arkasında Hüseyin. Yani Hüseyin'e ayrı bir teşekkür ederim. Evet. Bizim yani olayı bu şekilde güzelleştiren Allah'ım ben yoksa. Çünkü ayak altı göstermeye, sırt göstermeye devam edecek. İlk videomuzda çorap başlığı altında sponsor olarak çorap olabilirim. Neyse bugünkü kaynakçamızdan size maalesef çok uzun bahsedemeyeceğiz. Çünkü Türk tarihçiliğinin en önemli eksiklerinden birisi de coğrafi keşifler gibi belli konularda tam olarak bizim merkezimizde olmayan konularda az eser verilmemiş. Evet. İnternetten birkaç makale bulduk. İsimlerini ezber müsaadenizle telefondan bakacağım burada ki. Burada özellikle coğrafi keşifler konusunda Celal Şengör sağlam bir otoritedir. Hakikaten çok iyidir bilgileri. Zaten anlattığımız ettiğimiz bazı şeylerde ondan izlediğimiz, dinlediğimiz bilgiler de var. Onun da çok güzel coğrafi keşiflerle ilgili bir programı var. İsteyen oradan da daha detaylı bir şekilde. Murat Hanilçe hocamız Tarih Okulu dergisinde Mayıs-Ağustos 2010 sayısında güzel bir makale, coğrafi keşiflerin nedenlerine yeniden bakmak isimli bir makale yayınlamış. Bundan faydalandık. Sağ olsun. Kendisinin ellerine sağlık. Başka bir dakikanızı daha alacağım. Cep telefonuyla haşin bir şey olmuyorum demek ki. Yani bir de şunu unutmayalım şimdi. İktisadi yanını bu dönemdeki efsane yazarlardan hani Thomas Hobbes mesela çok belirleyici özellikleri vardır. Hani Türkçeleştirilmiş eserleri vardır ama yorar. Adam Smith'in işte o Rusların Zenginliği adlı eseri zaten. Kapitalizmin kurulduğu kitap olarak. Aynen. Bir de Burak Gani Erol beyefendinin bir makalesini almışız. 2013 kışında Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi'nde yayınlanmış olan, kendisinin de ellerine sağlık. Teşekkürü bir borç biliyoruz. Bizden bu haftalık bu kadar. Biz üçümüz kamera karşısında, Hüseyin kamera arkasında, Cansu orada bizi dinliyor. Hepinize bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. İyi akşamlar. İyi akşamlar.